Emekliyim yani, emeklimiz az bir şeydir. Yani zaten 10 liradır. Emeklimiz 10 liradır. 10 lirayla geçim zor. Normal bir işten ufak tefek uğraşmamız gerekiyor. Yaşlıyız, uğraşamıyoruz. Geçimimiz de zor olur tabii ki. 10 lira bir yaşlı bir adama nedir? Torun gelir, kız gelir. Yetmez tabii ki yani. 5 kişi bir lokantada oturursa yetmez o. Arpa, buğday gibi ufak tefek. Yani öyle büyük bir çiftçi değiliz yani, normal. Yani devlet az olan maaşı az olanları da bir düşünse iyi olur. Onları düşünmedi. Hep yüksek, onun üzerinde olanları dedi, fark koyacağız dedi. Zaten en fazla oy kimlerden alırdı? O maaşı düşük olanlar hep yaşlı ya. Onlardan giderdi oraya. Onu da saymadı, onlar da onu saymadı. Öyle oldu. Öyle oldu. Herkes bunu biliyor zaten. Biraz zaten onlara bir devamı memurum dedi, memurum dedi. Memurdan 3 lira kesseydi, 50 vermeseydi yani 48 verseydi. Yeter, ikisinde bizim gibileri ekleseydi. Herkes memnun olurdu yani. Hepsi memurdu. Memur da vermez. Gençler hiç kimse vermez. Peki. Benim gibiler verirdi yani. Bizim gibi yaşlılar var ya. Peki. Hep onlar verirdi. 15'in üzerinde olsa yeter yani. Yani biz 20 beklemiyoruz da yani. O kadar da olmaz yani. 15, 16, 17 olsa yeter. Kulağı açma. Yani deprem var ya, temelen bitirdi bizi. Yani deprem hakikaten yani hala stresini yaşıyor. Hala yorgunluğunu yaşıyor. Allah yardım etsin esnafa da, millete de, insanlara da. Sıkıntıyı biz yaşadık. Şimdi bak mesela diyelim ki diğer memleketler, deprem olmayan bölgeler normal hayatlarını yaşıyorlar. Sadece bu hani pahalılıktan şikayetleri var onlarınki. Ama bizimki öyle değil. Bizimki burada hem yoksulluk, hem depremin sıkıntısı, hem bu günün mesela gün be gün artan şartlar, mesela enflasyon. Görün, Allah yardım etsin, çok milleti görüyorum ki vallahi evine bir şeyler götüremiyor. Şu durumdaki bu meslekler hepsi can çekişiyor. Yok eleman, eleman yok. Sende eleman olmazsa, sen yapacağın işi genç olmazsa neyle yapacaksın? Yapamazsın. Benim gücüm yeter mi? Eski 18-20 yaşındaki günler gibi çalışayım da ben burada verimli olayım diyebilir miyim? Köylüye hizmet getirebilir miyim? Ancak gücümün yettiği kadar yapıyorum. Elimden geldiği kadar da köylüye, vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar. Eskiden para kazanılırdı, dostluk vardı, insanlık vardı, güzellik vardı. Biliyor musun? Birbirinin hatırını sayma vardı, bereket vardı. Şimdi Allah yardım etsin. En ufak bir şey için birbirini çekip Texas gibi birbirlerini vururlar. Ulan siz neyinizi paylaşamamız? Ya işte böyle oldu da şey oldu, psikolojisi bozul. Psikolojisi niye bozulsun kardeşim? Buraya doktorlar neye gelmiş? Git deli doktoruna. On bin lira. Peki, 10 bin lira. Bir ev kirası 15 bin lira. 5 bin orada açık. Elektrik, doğalgaz, şu, bu, telefon, su. Onları da hesap yaptığın zaman bu emekli nasıl geçim yapar? İşte bak, çalışarak. 8 senedir kardeş, 4 taneye düştük. 8 senedim, 4 tane çocuğumu kaybettim. Dört tane çocuğumu kaybettim, büyük oğlumu kaybettim, iki torunumu kaybettim. Biri 5 yaşındaydı, biri 5 aylıktı. Gelinimi kaybettim. Ev yer bir oldu. Ondan sonra Zümrüt apartmanındaydı. İlk de yıkılan, ilk yıkılan bina. Yani binada kalıyoruz. Yani ölsek de kalsak da mecbur orada kalıyoruz yani. Ha, diyor ki senin diyor, evim var diyor, konteyner vermiyor. Sen evim var diyor, bana ev vermiyor. Yıkılan ev. Hem de 4 tane çocuğumu kaybetmişim. Hem de artı bana bir şey vermiyor. Şu anda var ya, yani zor yani. Emekli, memur, işçi, işte efendime söyleyeyim, çiftçi, esnaf bitmiş. Her gün zam, her gün zam. Ticaret Bakanı diyor ki, ben diyor, ekip vermişim,
Kim faiz fiyata malzeme satarsa, bir şey satarsa gidin şikayet edin. Biz gelen geleni yaparız. Kime şikayet ediyorum? Ben şikayet ediyorum. Gelen soran bile yok. O holdingleşmişler adamlar. Türkiye'nin her yerinde. Niye ona? Ama bir bakal desen hemen gelirler. Lüks bu oldu, lüks. Yani Türkiye'de yaşıyorsan lüks. Ancak demek ki maddi durumun çok iyi ki Türkiye'de yaşıyor. Biz Süleyman Demirel'in de bilirim, Erbakan'ı da bilirim, Ecevit'i de bilirim, Kıbrıs Savaşı'nı da bilirim. Tamam mı? Hepsini gördük. Bu kadar zam yoktu. Evet, vardı. Mesela şöyle bir vardı. Ortak biliyorsun değil mi? Mesela biz malzeme bulamadık. Ya, mesela yağ, şeker, çay bulamadık. Kara borsaya düşerdi. Ama para çoktu. Gidiyor insan alıyordu. İyi kötü bir şeyler yapıldı. Şimdi mal var, eşya var, para yok. Para yok. Kardeşim, buğdayım dışarıdan gelirse ki benim Güneydoğu'da buğdayı Türkiye'ye doyururdu. Güneydoğu'nun buğdayı. Türkiye buğdaya kota korsan, nokuda korsan, tarıma korsan, her şeye kota korsan biz hep dışarıya da bağımlı kalırsak. Pir Haber Ajansı'na yani yaptığınız bu çalışmalardan dolayı, özellikle bu deprem bölgesinde veya küçük esnafa verdiğiniz bu katkıdan dolayı Pir Haber Ajansı'na gerçekten teşekkür ediyorum. Küçük esnaf bence, bana göre küçük aile gibi gerçekten gerek ilde, gerek ilçede, gerek köyde, nerede olursa olsun her zaman bütün insanlarımızın bel kemiği olmuştur. Ekonomik krizden etkilenen illerimiz var. Adıyaman'da bunlardan bir tanesi, kaderini yaşıyor. Bizler bu konuda herkesin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Niye? Bir sadece devlet değil, sadece belediye değil, kim olursa olsun bireysel olarak hepimiz buna el atmamız gerekiyor. Bu üç saydığımız deprem, virüs, ekonomik kriz küçük esnafı bayağı vurdu. Devletin bu konuda, özellikle küçük esnaf üzerinde biz her zaman söylüyoruz. Zamanda da oldu, şimdi öyle. Büyük balık her zaman küçük balığı yutuyor. Şu an ulusal marketleri görüyorsunuz. Artıyor. Artıyor. Zaman içerisinde gittikçe de artıyor. Yani şu anda bir marketin, isim vermeyelim ne olursa olsun, bir şahıs adına bütün Türkiye'de her konuda, bütün kaç yer, iş yeri varsa tek kişi faydalanıyor. Bizler ne yapıyoruz? Her bir küçük esnaf bir aileyi geçindiriyor. Her bir küçük esnaf bir aileyi geçindiriyor. Ne demektir? Bakın etrafınıza, kalkınma diyoruz. Arkasında son zamanlarda bu sosyal marketlerdeki, işte devletin verdiği deprem üzerindeki yardımları düşünün. Biz başta söyledik. Bu yardımları dışarıdan getirmeyin. Küçük esnafınızda alın. Yerli marketinizde alın. Ve milleti de bu konuda davet ediyorum. Biraz milliyetçi olun diyoruz. Duyarlı olun. Tabii ki kendi milletimiz. Tabii canım. Kendi ürününüzü, kendi vatandaşınız, kendi esnafınızı kendi üzerinde değerlendirin. Bunu kıyaslayın. Bunun faydasını göreceksiniz. Bunun faydası şu an sen olmasa çocuğun olacak, torunu olacak. Benim çalıştığım şu anda 1000 üzerinde şahıs var. 1000-2000 üzerinde bir esnaf kapasitem var. Daha fazla. Bunların yeri geldiğinde veresiyemiz veriyoruz. Dar durumda parası olmayana yardımcı oluruz. Yeri geldiğinde elde para da veriyoruz. Yeri geldiğinde aylarca bekliyoruz. Vatandaşın bu konuda da bize yardımcı olması gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz, onlar da yapması gerekiyor. Bize vatandaş tanımıyor, eskiden tanıyor, şimdi tanımıyorlar. Ama şu anda biz ne yapıyoruz? Halen milletimize, halkımıza o vadeyi tanıyoruz. Gereken sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Özellikle ulusal marketleri kendi yerel ürünlerinde yapsın. Yüzlerce şu an il içerisinde bakıyorum, işte belediye ruhsat üzerine biz iş kapatıyoruz küçük esnaf üzerinde. Ne iş kapatıyorsun? Sıkıntı ne? Abi yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Büyük marketler çoğaldı mı? Çoğaldı diyoruz. Veresiye bol mu? Bol diyoruz. Artık onun temelini oluşturmak, ürün pahalılığı arttı mı? Arttı artık. Her şey 5 kat 10 kat oldu. Yaptığınız ihalelere dikkat edin. Dikkat edin onlara. Hep büyük çapta gidiyor. Büyük çapta gidiyor. İhalelere büyük çapta gidiyor. Yani siz bunu küçük çaptaki esnafa niye değerlendiremiyorsunuz? Küçük esnafa niye vermiyorsunuz? Yani mutlaka her zaman zengin olan mı kazansın? Durumu iyi olan mı kazansın?
Küçük olan nasıl kalkındıracağız? Nasıl kalkındıracağız? Bütün odalara sesleniyorum burada. Odalar Birliği. Odalar Birliği bu konuda bir şey yapmıyor. Yani bütün odalarda yani bunun bunlara el atması gerekiyor. Falan melatır o da hareket ederken yani bu bazı bir şey bu. Hareket ederken bu. Şaş meri maçın. Biz mora da şaş meri çün. Ne oldu? Kımmadı. İş kırık o. İşte ama emekliye idare edin. Dağ milyardı. Sekol bat. Oğlu ben o. Ruhak sağda, ruhak tatane. Ruhak benca işte. Hürma, hafta açtı milyon kere. Ne yaptı para? Para ne olma, şu bir saat milyonu ye, ne olur? Valla. Ha valla. Ne yapıyor, ne var? No. De, hani der ki biz yine bir yaşıyorum ben onun iş. Kam ne yaşıyorsunuz? Sonra bolunca bir yaşıyorum. Sonra da çanlar. Sonra kadar sağ hafta. Sağ hafta. Am qorgini. Qadar qindan qadam nul qobaq. Wala cherk. Never know chawali bush the bondskin and noskin. Effect ala chin. Zek wala tan dam. Yani qriz perpara. To 10 million qadam ishti ki 20 ta tar. Qriz ne ishki bu? Rodili chid se chorqota. Ne demek işte, kardeşim yardımcı geliyor.